Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Flutter'da sanırım 5 veya 6. dersimizdeyiz. Burada ders değil de aslında anlatımımızdayız. Şimdi yine en çok biz ilk böyle 5-6 seride şeylerle gitmiştik. en çok kullanacaklarımız, en çok var olanlar vesaire vesaire. Şimdi iki adımımızsa yine en çok bizim Flutter'da kullanacağımız işimize yarayacak iki tane olaydan bahsedeceğiz. Bir tanesi custom widget yazımı, bir tanesi de pub e, spec yamıldan bir paket indirip bunu kullanmak. Bu da en çok kullanacaklarımızdan bir tanesi olan screen helper pro e, proper şey, komponenti. Ben ona çok fazla kullanıyorum. Elle yazmaktan sonra güzel bir e, şey library o. Şimdi biz önce custom widget yazmaya gelelim. Hızlıca basit bir widget yazalım ama bu nedir? Hani class property, named property falan var içeride. Çok güzel şeyler var. Bunlardan bahsedeceğim ben şimdi size. Şimdi aslında bizim burada bir yaptığımız bir örnek vardı ama ben bunun çok detayına girmemiştim. Bir tane daha yapacağım. Şimdi benim neye bir ihtiyacım var ya da bu bu custom widget yazmak bana nereden hani nasıl meydana geliyor ondan bahsedecek olursak ee, mesela şöyle bir tane senaryodan gidelim ne yapmışız burada biz bir kalım yapmışız değil mi İşte bu, herhalde sanırım şu yok o action button action bitti bir şey yapıyor mu şu an için bir şey yapmıyor neden yapmıyor bilmiyorum Buraya ne yaptığımı en son ne yaptığımı hatırlamıyorum çok da önemli değil zaten ya şunları kaldıralım tamam mı her şey bu aşağısı mı yok ben doğru sayfadaydım değil mi? Pardon bir saniye. Şu an muhtemelen UI base açık. Aynen burası açık. Home dart'ı çalıştıralım. Şuradan ben hemen sayfamı şeyde çalıştıracağım. Main widget'ımda. Eskiler kaldığı için bozmuyorum. Home view. Bak onu çalıştıracağım. Home view'u işaret ettiniz de şöyle. Ben bir tekrar alıştım şey yapmaya. Tamam şimdi geldi. Güzel. Şurayı da ekledim ne yapmıştık? En son bunda şöyle bir şeyler yapmıştık falan filan. Siyeti güzellemişti vesaire. Şimdi benim olayım şu. Ben diyorum ki aslında UI Base daha güzeldi ya. UI Base çalıştıracağım bir saniye hemen. Şu tarafı yapacağım. UI Base. Heh. Güzel. UI de sanırım bir şey patlıyor. Ama şu an bir şey söylemiyor bize. Neyse çok önemli değil. Şunlar patlıyor olabilir. çok fazla koyduğum için vesaire. Çalışıyor. Sıkıntı yok. Ee, şimdi benim istediğim olay şu. Ben diyorum ki bir tane ben şey tanımlayacağım list item tanımlayacağım. Sonra bu list item işte property olacak vesaire vesaire. Şimdi şunları ben center'a çekeyim. Tamam ortalasınlar kendilerini. İşte list item'ın özel bir şey yapacağım. Şimdi normalde ben şöyle bir şey düşünmüştüm. Ben bir tane kart yapacağım tamam mı? Kart bizim için Flutter'da yine çok fazla kullandığımız komponentlerden olup bize güzel bir şöyle arkası beyaz bir ekran çizen bir yapı. Şöyle kart yaptığımda şu an ana ekran black olduğu için gözükmeyecektir tabii ki o. Ee, şuradaki scaffold'dakini kapatırsak aslında sorun kalmayacak orada da. Şey nerede? Bir dakika. Body container sarmışım. Location'da color'ını black vermişim. Güzel. Burayı child'ını burada geç. flatik eksi button vermişim. Şurayı da hatırlamış olalım. Scaffold vermişim. Scaffold'da da burası. App bu şekilde gelmiş. Tamam problem yok. bir şöyle yaparsak scaffold'da gelip color'ını background color'ını color nokta nokta gray yaparsak aynen yani bir çok böyle şey yapmak istemiyorum. Şarjı nokta gray olsun. Şimdi İstediğim şey neydi? Bir tane kart widget yaptım değil mi? Şu an kart widget gözükmüyor. Çünkü içerisinde herhangi bir item yok. Şimdi ben şimdi buna gelip bir de çok fazla yine kullandığımız list tile özelliğini atıyorum. List tile de benim için aslında yine çok sık kullandığım işte içerisinde title property olan bir yapı oluştu. Zaten şurada şeyleri var. Mesela title var. Title'a bir tane text alıyor size. Onu hemen yapalım gösterelim. İşte size direkt böyle bir aslında kart yapıyor işte. Kartın içerisine atınca size arkası beyaz yapıyor. İşte bunun sağ tarafına veya right'ına, leading'ine veya hatta şey... Sol tarafına da şeydeydi o. trailingine de. Sağına ve soluna bir şeyler koyabiliyorsunuz. Buraya da, da mesela icon properties atıyorsunuz. Icons nokta ne bileyim right arrow right arrow falan filan atıyorsunuz gibi. Böyle bir tasarım yapmanızı size sağlıyor. Ya da işte neyi var diyelim. E, Card'ın kardın arkasındaki listayla şey verdiniz. Ne verebilirsiniz başka hatırladım. İşte tepleri vesaire var falan. Ya da işte neyi olabilir e, color olabilir. Tamam mı? Colors nokta bilmem ne. Falan filan. Bu böyle uzar gider. Şimdi benim bunlarla çok işim yok. Yani sample bir şey yaptığımı düşündüğüm için. Şimdi benim kartımda diyelim ki şey ihtiyacım var. İşte bu kartı ben yaptım. Şimdi di, işte kartında da diyelim ki e, şurada da style falan da var. Böyle uzayan giden bir widget oluyor böyle fark ettiyseniz. Ve düşünün ki ben bundan böyle şey kullanıyorum. Böyle geliyorum böyle 3 tane kullanıyorum ve ister istemez aslında gördüğünüz üzere aynı satıların kod tekrar mevcut. Şimdi burada biz bunu custom widget olarak eğer bir bizim için bir atomik dizayn için bir kartımızsa bu bunu çıkartabiliriz. Şimdi buraya geliyorum. List item.dart diyorum. Şimdi Burada geliyorum. Ben yine benim şeyden kullanarak import ettim. Material kitimi almam gerekiyor. Çünkü içerisinde Probert'le kullanıyorum. Bir tane class yazdım. Şimdi ha pardon. Bunu şundan türeteceğim. Stateless widget yapacağım. Şimdi neden stateless widget yapıyorduk? Çünkü bu bir statik bir alan. Sadece UI'yi alacak ve gösterecek. Bunun içerisinde bir state de güncellemeyeceğiz. Bir şey yapmayı ben planlamıyorum ya da içerisine gelen value'ya göre bir şey değiştirmeyeceğim. Bunu düşündüğüm için zaten bunu yapmıyorum. Şimdi diyorum ki ne bu? List e, list item kart list item falan tamam mı? daha belirgin olsun diye. Şimdi ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Bakın UI based'deki benim aslında şuradaki yaptığım yapıyı alıyorum. Buradan içeriye atıyorum. Bunda problem yok. Tamam mı? Şuradan tuttum, attım. Şimdi bunu atomik yaptığımız kısım neresi ya? Design olarak yaptım. Aslında şunu şuradan alsam ben şöyle yazsam diye ben şimdi normalde cart list item alırım. Tamam mı? Key'ini şu an vermeyeceğim. Şu an bu, bunun için önemli değil. Bunu da eleştireceğiz. Ben şimdi içeride benim istediğim şey şu. Dışarıdan bunun parametre alması. Şimdi ben gidiyorum. Diyorum ki bir tane final string abi title alacaksın sen. Tamam mı? Title senin için must. Tamam Bir tane title'ım var. Sonra final string arrow alacaksın. Onun için icon data alacaksın abi sen. Pardon string dedim. Icon data. Şuraya da icons dedim. Tamam mı? Yine benim uygulamada kullanacağım bir şeyde ben bunun callback'ine geri döndüreceğim. O da final diyorum. Final dememin sebebi de işte hani dışarıdan gelecek value'yu son kez UI time, unit time şeyde run alsın ve içeride tutsun. Değiştirilmesin bir daha gibi olduğu için constant derseniz çalışmaz. Constant ilk verdiğiniz değeri alır. Rebuild ettiğinizde o son verdiğiniz değeri almaz. Projeyi tekrar build etmeniz gerekir. Hani final şeyin farkı aslında Final run son sahnedeki değeri alır. Bilgisayar yüklediği an alır gibi bir şey var. Yani burada da state'i güncellediğiniz için aslında son sayede sürekli değer değişiyor runtime'da. Şimdi icon data'yı verdim, string verdim. Bir tane de şey closure yapacağım. O da void callback var. E, bu da function falan da yapabilirsin ama void callback en güzeli. Şey diyorum, on press diyorum. Tamam mı? Şimdi benim üç tane parametrem var. Ben bunu şimdi ilk başta şöyle kullanırsanız this nokta title, this nokta icons, this nokta on press. Tamam mı? Bu e, safe yöntem. Safe yöntem değil mi? bu normal alıştığımız bir yöntem. Bakın mesela şuraya şöyle yaparsam. Şimdi gerçi constant de şu an bir şey kızmayacak. İleride kızacak o parametreyi almadığı durumda. Tamam önemli değil. Şunu devam edelim. Bu arada bu e, yine bir object oriented dil olduğundan ötürü hani şey e, normalde şurayı sanırım şimdi şu senaryoda olacak. Constant diyeceğim. Şöyle ve şuraya değeri verdiğimde aynen bakın şimdi kızıyor. Diyor ki Hani sen on press atmasın ama initialize dedin onu işte. olarak tanımlamışsın diyor. Bunu konstrakta da tanımla diyor. Gibi söyleyebilirim. Kanslı tanımlamaya gerek yok gelsin. Yardım Aynen. This.onpress nokta on press diyorum. Tamam ben bunu dışarıdan aldım. Şimdi güzel. Benim işim bitti. Şimdi burada ne yapıyorum biliyor musun? Şunu yapıyorum. Diyorum ki abi git yukarıdaki title'ı al içeri. Sonra tabii ki şunu şöyle yapıyorum. Bir Tamam. Textin içerisindeki title'ı al. Tamam mı? Güzel. Sonra bir tane de icons var ya. Şunu da geliyorum. Ee, icons alıyorum. Tamam mı? On press'te de list item içerisindeki on press met on tap metodunu kullanıyorum. On tap metodu da benim için yukarıdaki on press metodumu tetikliyor. Bir tane custom widget'ımı yaptım. Şimdi bu ne işe yarıyor? Cart list item'ı tuttum. Geldim. Normalde bizim şey neydi? Şimdi soru alalım. Sonra bizim şey neydi? Ee, UI base isimler falan bildiğiniz öyle. bu tutorial proje. Burada şu an sadece şey var. Sample'lar yani burada şey gidiyoruz. Öyle kod şey yapmıyoruz. Bir sonraki böyle daha böyle bunları da dikkat edeceğim. Şimdi Siri'cim sen dur hayatım. Şurada ben normalde bakın kart falan yazmıştım böyle iç içe. Ya da işte text yazmıştım. Sürekli text widget yazıyorum falan. Şimdi ben bunu kendim böyle atomik design yazdığım için Diyorum ki abi. Bakın zaten şimdi burada şey göreceksiniz. Named property değil bu. Direkt içerisinde constructor olduğu için parametreyi şey ister. Direkt böyle yazarsınız. A, B, C falan. İşte bu güzel değil. Ya Flutter'ın yine e, Dart'ın güzelliklerinden bir tanesi. Şu home dart'ta kapatacağım. List item siz şunu gelip süslü parantezin içerisine alırsanız bu named property anlamına gelir ve artık siz burada bunu kullanırken sizden ister ki der ki icon gir. Ve bakın şu an mesela kızmıyor ama kullandığınızda patlayacak. Çünkü siz bu araya null girdiniz. Şimdi birinci senaryo bunu kontrol etmek için ne yapmanız gerekiyor? En basiti şudur. Ee, bu annotation tamamen ne anlıyor yani şeyini bilmiyorum. Karşılığında Türkçesinin şeyini hatırlayamadım. Null check yapıyorum burada. Diyorum ki nasa boşluk var. Mesela birinci property budur. Problem yok. Şimdi ikincisinde mesela icons geldi. Icons şey mesela bazı hani text title'ını must olarak istediği için null bakın şurada Data parameter not null'dır diyor. Sen null'ı geçemezsin. Ama icons'da bunu null geçebiliyorsun. Hani bu requirement değil onun için patlatmıyor. Ama mesela şey hani siz şunu yapabilirsiniz. Diyelim icons null geldi. Burada da icons nokta işte e, hani du duyması için ne olabilir? Help help'i koyabilirsiniz veya danger var mı burada? Mesela IO'lardaki ikonlara bakmak lazım da. Warning var mı? Var. Warning koyarsınız. Ben on numara. Şimdi bütün vücutlarınızda böyle sıkıntı yok. Şimdi ben buraya gelip bakın title e yazıyorum. A dedim. Şimdi bir senaryoda şu. A da oraya geldi. Bir senaryoda şu. Siz diyorum ki bunu diyorsunuz ki benim bir mantık yani kastlılık e, title property diyorsun benim master. O zaman bunun başına geliyorsun Ricard'ı atıyorsun abi. Ricard'ı attığında artık bu adam burayı nal geçe boş geçemez. Yani bu property'yi kullanıyorsa burayı dolu geçecek. Zaten altı da çiziyor. Diyor ki icon var abi. Benim icon'sını vereceksin sen. Ne istiyorsan ver bilmem. Vereceksin ben de basacağım. Ve aslında ne bileyim şurada düşündüğünde 6156 5 satırlık kodu daha hani bu şey e, fazla yok bunun. Yani burada çok gösterdim ama bir sonraki derde mesela başka yerlerde çok işinize yarayacak. Bu. Yani custom widgetlarınızı yazacaksınız. Zaten da atomic design konseptine uygun olduğumuz için çok rahat yazıyoruz. Burada mesela 52 derde 3 satıra yani yarı yarı, yarı bir tasarrufum var. Yani neden hani şunu şöyle yazayım ki yani. Bu benim için ama yani. Mesela ben bunu framework'ler herhalde UI helper yapacağım diyorsam başka şekilde belki kodlarım her item kullansın gibi. Bir güzellik ne mesela şuraya gelecek olursam kart list item'la ilgili. Mesela benim bir tane hatırlıyorum önceden yaptığım benim bir shadow widget'ım vardı. Bu adam dışarıdan bir tane herhangi eni child alıyor required olarak ilk derste yapmıştım. Bakın şimdi shadow widget'ı kullanacağım şimdi bakın. Shadow widget. Atomik dizene geldik ya. Bakın şimdi ne yaparım biliyor musunuz? Child'ı benim requirement olarak tanımlamışım. Kart list item'ı şuradan veriyorum abi. Tek yaptığım iş bu. Oldu mu size 10 numara sarmal bir yapıda atomik düzen konseptine uygun bir shadow widget. Color widget'ını verdiğimde colors nokta bileğini versem şunu şöyle. Arkasının durumunun ne olduğunu bilmiyorum ama bir tık sanki oldu. Ee, sanırım bunu biraz daha böyle büyütmem lazım falan. High properties var mı? Elevation varmış. Şunu yukarı. Ama olduğu alan aşağıda olmadığı için şunu şöyle yapsak bence olacak o iş. Şunu pardon şöyle yapalım. Şunları kaldıralım şuradan. Tamam mı? Arkasını falan çizdi. Arkasında hangisi? Bizim aşağıdaki bu bizim. Arkasında sanki bir şey yaptı ama tam göremiyorum. Shadow Widget'ın ne anlamda kullandığını bilmediğim için. Elevation, Shadow Color, Shadow Color falan filan. Doğru. Tamam. Sıkıntı yok. Kullanmışız. Problem yok gibi duruyor ama şöyle yapalım. Şunu bir üstten açalım. Sided Box atayım şöyle bir tane. 50'lik bir boşluk verelim. Arka tarafındaki şeyi göremiyorum da şunu da şöyle yapsam ne olur? Padding'lesem. Arkadaki boşluğu şu an görebildim. Ama şeyi göremedim. Shadow Widget'ım ne yapmış? Material döndürmüş. This nokta color'a dönmüş. This nokta dönmüş. Material'ın içerisinde sarmalamışım. E güzel. Bir sıkıntı görmüyorum aslında. Kart list item tabi bu bir kart olduğu için arkaya şey yapıyor. Aslında Shadow şurada gözüküyor da ben çor olduğunu düşünen görememiştim. Evet arkasında var. O arkasındaki diğer beyazlık karttan geliyor. O problem değil. Tamam güzel. İstediğimiz sonuca eriştim. Ben şimdi custom widget yazmayı ben hani requirement parametreleriyle vesaire gösterdim. En temiz, en kısa yolda yapabileceğimiz bir item, bir widget bu. Custom widget ve Class Properties'de de işte gidip bunu Required olarak tanımlayabilirsiniz. Yine size şunu göstereceğim hazır buradan çıkmamışken. Diyelim ki içeride bir property'niz var. Final e, Text ne olabilir Text Size Double Şimdi siz gidip bunu dışarıdan açarsanız bu adam buna gelir burada erişir. Buna erişmemesini istiyorsanız Flutter'daki en temiz yol şudur. Yani private construct, private access point, access modifier yapmak için alt tire koyarsınız abi. Her şey. Bakın bunu koydum da tat diye. Bunu dışarıdan hiç kimse erişemeyecek daha. Sadece bu klasa klasdaki içerikler erişecek gibi. Yani alt çizgi koymanız sadece o klas ve o sayfadan ulaşabileceği anlamına gelir. Zaten bir public, bir private var. Başka bir şey görmedim ben. Type def'ler var herhalde bir de onu dedim. Sonra tamam. Bu şekilde. Burada text size private da bu şekilde kullanıyoruz. Sonra gel burada bunu handle et. işte. şurada text style, şey, style properties'in içerisine gelip text style at falan. Sonra bunu da gel ee, text style attık. Sonra şey nerede? Şey font size. size değil mi? Aynen. Şu text size'a göre abi. Sadece sayfadan ayrışalım. Gibi gibi gibi. Güzel. Bakın bu arada tabi bunu yaptığım için bütün değişikliğimi de aynı yerde kullanıyorum. Burada şey unutmamamız lazım. Ee, şeyin kurallarından en basit en başta olan e, solut kurallarına singleriz. Ee, şimdi sıra e, gerekli custom widget'ımızı yazdıktan sonra şimdi Flutter'da en çok kullanacağımız şeylerden bir tanesi yine paket kütüphaneleri. Paket kütüphanelerinde de e, yine çok sık kullanacağımız e, adresimiz pub.dartlang.org. hatta Flutter'ın son yayınladığı webten sonra web komponentleri ve Flutter komponentleri var. Ben şimdi buradan en çok kullanılan ya yani burada şeyler var bu arada. Mesela shared preferences falan vesaire. Bunları Google yazıyor bu arada. Bakın şurada zaten göreceksiniz Google developer'ları Flutter team yazıyor. Güzel komponentler var. Ben burada şimdi en çok kullandığım size Sikni Utilities'ini ekleyeceğim ve kullanacağım. Şimdi bunu nasıl kullanıyoruz? Buradan API işte et dependency'yi ekliyorum. Dependency'yi şurada PubSpec pubspec.yaml'ın altına ekliyorum pop spec yamalımın altına ekledikten sonra ben command s diyorum ya da siz flutter get package yazarak package gets yazarak buna erişebilirsiniz terminalden. Şimdi ben şunu iOS'umda çalıştırayım. Çalıştırmadan önce gerekli işaretlerimi yapayım. Şimdi sorun şu. Siz height property'ni 100 falan böyle başka yerde kullanacaksınız ve bir yerde şunu fark edeceksiniz. Ulan burada 100 veriyorum. Android'de farklı gözüküyor. iOS'da farklı. Bununla ilgili aslında Flutter'ın kendi default'unda media query diye bir alanı var. Day of the week'de de var bu. Of Context deyip tamam mı buradan işte bu textler işte bilmem ne e, sayfada erişebileceğiniz screen şey vardı. Text Scale Factor ondan sonra View Insight ile Bottom'dan nerede bu adam falan filan bunu hepsini alabiliyorsunuz. Yani bu propertler ve bunları siz dinamik olarak aslında yapabilirsiniz ama Screen Utility Function bizim için hazırlanmış böyle güzel bir dinamik UI library'si. Hani size sadece dinamikliği sağlıyor. Screen Utility'yi ben şuradan ekliyorum daha seri olması için. Şimdi ben gelip bunu nasıl kullanıyorum? Aslında Android yazanların çok sıkın olduğu bir kullanım şekli var. Screen nokta nokta help şey set height diyorum. 30 dediğimde aslında benim için birçok ekranda aynı olacak. 30 piksellik DP'lik de diyebilirsin aslında. Piksellik de sanal piksellik bir alan oluşturuyor ve ee, adamların yazdığı kodlar zaten hani core kodunu incelerseniz Media query üzerinden oynuyor adam. Burada kendi screen Utility function'larını yazmış. Adam bunları biz uğraşmadan sağ olsun kullanıyoruz. Ee, sizin için o 30 pikseli device'ın her device'de olabilecek şekilde konumlandırıp sizin karşınıza çıkartıyor. Önemli olan güzel yanı da zaten bu. Şimdi ama tabii şöyle bir şey var. Screen Utility Function'ın ee, bir tane özelliği var. Singleton olarak çalışıyor. E, ama e, sizin bunu bir tabii ki adamın screen'i algılaması için sizin bunu inişler, inişler etmeniz lazım. Sizin en öncesinde en iyi bir yerde security utility inst, get instance tip ister iki nokta ister tek nokta initialize get iki nokta yine instance döndürdüğü için problem yok. Context diyerek kullanıyorsunuz. Ve siz bu sayede aslında security içeri eklemiş oluyorsunuz. Şimdi burada 30 verdiğimde şöyle bir ekran oluştu. Ben bunu 100 veriyorum. On dur kapatma. 100 verdiğimde de şöyle oluşuyor. Mesela bakın şöyle 200 verdiğimde istediğim ekran oluşacak. Yani bu 150 bu 200 bu arada şey yani bütün device'larda görebileceğiniz ve device'a e göre hazırlanmış boyut oluyor. Siz mesela şu tek size gördüğünüz farklı geldi mesela 100 geldi tamam mı? 100 mesela tek size buna göre kırılmadı kendi kendine. Şimdi ben bunu gelip şöyle yaparsam içerideki set cp kullanırsam set cp 15 tamam mı? Şöyle pardon. 15 dediğimde onu kendine göre çok küçük yaptı gördüğünüz üzere. 50 dediğimde de ona göre kendisine 40, 35 falan verdiğimde kendisini konumlandıracaktır ve device'lara göre kendisini e, saydını çizecek. Şimdi bu mesela burada böyle gözükürken şimdi mesela şey unutmayalım. Şurada şunu 150 yapalım. Tamam mı? 150 yaptım. Şurayı da 50 yapayım ki 70 yapayım. Tamam güzel. Şimdi Android tarafında da bakıldığında hemen hemen aynı kaplamalarına sahip görüntü yakaladığımızı görüyorsunuz. Yani tamamen burada şey var. Device'la şey, Şimdi ben şuradan çalıştırdığım için şuradan sanırım R'ye demem lazım. load etmem lazım gibi. Device'la o property kendisine göre şey yapıp, sanırım zaten bizim alttaki miydi bizim? Hatırlayamadım hangisinin olduğunu da. Ha o Shadow'la sardığım için o da gözüküyor. Ee, pikselini işte Dival'ın bilmem ne işlemlerine göre şuradan okulu zaten anlayacaksınız. İşte pikselini parçalıyor. Screen'in bilmem ne çarpıp bölüp getiriyor size. Bu şekilde bir screen utility kütüphanesi. Çok fazla kullanacaksınız dediğim gibi. Yani bu dinamik sayfada bir sayfa oluşturup hepsinde hemen hemen aynı görüntüyü almak istiyorsanız bu kütüphane aracılığıyla properties'e erişebilirsiniz. bu derslik bu kadar. Herkese bu olan artık kodlamalar.